Türk siyasetinin asırlık çınarı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Dün sabaha karşı 02.05 sularında ölüm haberi geldi. 91 yaşındaki Demirel'in solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Hem hastane yönetimi hem de uzun süredir özel doktoru olan doktoru açıklama yaptı. Gözyaşlarıyla ölüm haberi verildi Süleyman Demirel'in. Hem Güven Hastanesi'nde arkadaşlarımız var, hem de Güniz Sokak'ta taziyeler başladı. Güniz Sokak'taki evinde. Dolayısıyla oradaki havayı, Ankara'daki hareketliliği de yine yansıtacağız. Ve uzun, çok uzun süre devam eden, ta 1962'den ilk siyasete girdiği günden itibaren devam eden uzun bir siyasi yaşamı var Süleyman Demirel'in. Birçok döneme damgasını vurdu. O dönemlere bakmaya çalışacağız. Türkiye'nin en genç başbakanı unvanına sahipti. 41 yaşında başbakan olmuştu Süleyman Demirel ve 7 farklı hükümette 12 yıl başbakanlık yapmıştı. Dolayısıyla 91 yaşında da aramızdan ayrıldı. 02.05'te ölüm haberini doktorları açıkladı. Ve diğer gündem başlıkları neler diye şöyle kısaca bir bakalım. Ardından Ankara'ya döneceğiz. Hürriyet Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'le birlikteyiz bugün. Saat başına dek beraber olacağız. Süleyman Demirel'i konuşacağız ama onun dışında hangi başlıkları takip ediyoruz? Çok kısaca bir hatırlatalım sizlere. Başkent Ankara'da koalisyon tartışması ve koalisyon arayışları devam ediyor. İş dünyası Ankara'daydı. Hem TÜSİAD, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD, hem de 8 sivil toplum kuruluşunun Türk İş, Hak İş, Memursen, Kamusen 8 sivil toplum kuruluşu Başbakan Davutoğlu ile bir araya geldi ve bu kuruluşlar adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açıklama yaptı. Dolayısıyla hem TÜSİAD'ın hem de TOB'un yaptığı açıklamalarda TÜSİAD'da CHP ve MHP genel başkanlarıyla, liderleriyle bir araya geldi. Erken seçim değil, bir koalisyon kurulması çağrısında bulunuldu liderlere ve sandıktan uzlaşma çıktı. Uzlaşın, bir an önce hükümet kurulsun, erken seçim çözüm değil mesajı verildi. Erken seçimin iş dünyası tarafından tercih edilmediği mesajı iletildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, baltaları yumrukları bir kenara bırakın, hesaplaşmaya da helalleşmeye de hazırız dedi. MHP Genel Başkanı'na çözüm sürecinin önemi vurgulandı. MHP lideri o zaman buyursunlar, 3 parti çözüm sürecini destekleyen koalisyonu kursunlar dedi TÜSİAD'a. Dolayısıyla koalisyon arayışları, iş dünyasının temasları ve Ankara'dan yansıyanlar bunlardı. Akçakale sınırda yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. 23 bin yeni göç var. Tel Abyad PYD'nin bayrağı dikti. IŞİD ağır bir mağlubiyet aldı. Ancak ciddi bir Kürt koridoru da oluştu Türkiye sınırında. Dolayısıyla uzun vadede risk oluşabilir endişesi de var. Güvenlik önlemleri arttırılırken Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'ün açıklamaları büyük tepki uyandırdı. Gazeteciler IŞİD sorusu yöneltince İzzettin Küçük de gazetecileri işaret ederek alın bunları dedi. 4 gazeteci Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderildi ve Mısır Mahkemesi Mursi'nin aldığı 2 idam cezasından birini onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığından dünyaya çağrı yapıldı, bu kararı geri alın diye. Bugünden başlıklarına da kısa kısa bakmaya çalışacağız. Önce bir Ankara'ya dönelim. Sabah saatlerinde gelen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat haberinin açıklandığı Güven Hastanesi'nin önünde Büşra Aslantaş. Sabahtan itibaren de, o saatten itibaren de tüm gelişmeleri bizlere aktarıyor. Hem doktorların açıklamaları hem taziyeye gelenlerin mesajlarıyla. Son bir toparlamayı Büşra'dan şu saat itibariyle alalım. Büşra. Ebru Baki, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bugün saat 02.05'te hayata gözlerini yumdu. Solunum yolları enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aslında 13 Mayıs'tan bu yana burada tedavi görüyordu. Yani yaklaşık bir aydır burada tedavi altındaydı. Daha önce de yine rutin kontroller için gelip gidiyordu. Sık sık aynı rahatsızlıklar tekrarlamıştı.
açıklamıştı. Doktorları da yaptıkları açıklamada hem yaşı hem de kronik rahatsızlıklarının da tetiklemesiyle tüm çabalara rağmen bugün hayata gözlerini yumduğunu açıkladılar. Vefatından yaklaşık bir iki saat sonra doktorları kameraların karşısına geçtiler. Kendisiyle birlikte 20 yıl geçiren, hatta kendi ifadesiyle günün 16 saatini birlikte geçirdiği Aylin Cesur özel doktoruydu, hatırlayacaksınız. O açıklama yaptı. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Gözyaşları içinde yaptı o açıklamayı. Kendisinin yaptığı hizmetlere dikkat çekti. Yürüdüğünüz yollarda, içtiğiniz suda, kullandığınız elektrikte, barajlarda, havalarında, her şeyde onun izi olan bir cumhurbaşkanıydı ifadesini kullandı. Son dakikaya kadar bilincinin açık olduğuna dikkat çekti. Huzurluydu, mutluydu, böyle ayrıldı aramızdan dedi. Ve hastanenin etik kurulu başkanı ve doktorlarından yine Süleyman Demirel'in, Tevfik Ali Küçükbaş da son ana kadar ellerinden geleni yaptıklarını yine ifade etti. Yine ileri yaşına dikkat çekti. Sabah saatleriyle birlikte hastanede hareketliliğin arttığını söyleyebiliriz. Ziyaretçiler buraya gelmeye başladılar. Daha çok tabii ki Güneş Sokağı gidiyorlar ama sabah saatleriyle birlikte hastaneye gelen isimler de var. İlk gelen isim Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in damadı İlhan Kesici oldu. İlhan Kesici kameralar karşısında dua etti. Mekanı cennet olsun dedi. Yine yeğenleri Şevket Demirel'in kızları İstanbul'dan geldiler sabah saatlerindeki uçaklarla ve buraya hastanedeler şu anda. Daha sonra sınıf arkadaşları yine gelenler arasındaydı. Eski danışmanı İlnur Çelik yine şu anda hastanede. Dediğimiz gibi sabah saatleriyle birlikte burada ziyaretçi trafiği arttı. Gün boyunca da olacağını tahmin ediyoruz. Gelişmeleri an be an aktaracağız Ebru Vaki. Teşekkürler Büşra. Bir de Güneş Sokağı dönelim, Özgen Bingöl'e dönelim. Taziyeler orada kabul edilecek. Dolayısıyla taziyeler kimler tarafından kabul ediliyor, kimler geliyor? Güneş Sokak'ta nasıl bir hareketlilik var? Özgen Bingöl anlatacak. Özgen. Güneş Sokak'ta hareketlilik sabah erken saatlerde başlamıştı. Hala devam ediyor. Az önce Demirel'in son dakikalarında yanında olan doktoru Aylin Cesur buradaydı. O açıklama yaptı bizlere ve ben babamı kaybettim ifadesini kullandı. Aylin Cesur 20 yıldır Demirel'in yanında ve onun doktorluğunu yapıyor. Bütün tıbbi hikayesini de kendisi biliyor. Demirel'in seçim günü bile seçim sonuçlarını izlediğini de aktardı. Değerlendirmeler yaptığını da söyledi. Fakat detay vermedi Demirel'in doktoru Aylin Cesur. Devlet töreni konusunda yetkililerle iletişime geçtik fakat henüz program netleşmedi dedi. Demirel'in hemen Güneş Sokak 31 numaranın sağında kalan apartmandan bir komşusu çıktı. Onunla da sohbet ettik. Sizin başbakanınızdı, cumhurbaşkanınızdı ama bizim canımızdı dedi. Ve Süleyman Demirel'in evden çıkarken otomobiline binmeden önce etrafına baktığını ve iyi günler demeden de otomobiline binmediğini aktardı. O da rahmet diledi. Henüz tabii cenaze programı netleşmedi. Taziyeleri burada Demirel'in kardeşi Şevket Demirel kabul edecek. Onun da İstanbul'dan öğle saatlerinde buraya gelmesini bekliyoruz. Keza Doktor Aylin Cesur'un da söylediği gibi devlet yetkilileriyle iletişime geçtiklerini devlet töreni için. Fakat henüz ayrıntının olmadığını da yine bir kez daha ekleyelim. Demirel ailesi son dönemlerde üst üste acılar yaşadı. Ağabeyi Hacı Ali Demirel 18 Aralık 2014'te, ablası Afife Ünlü 12 Ekim 2014'te, eşi Nazmi Hanım da 27 Mayıs 2013'te hayatını kaybetti. Demirel'in hastalığı zaten vardı, yıllardır biliniyordu. Bir de üzerine bu üzüntüler eklenince daha da ilerledi denilebilir. Evet, Güneş Sokak'ta az önce de söylediğim gibi trafiğe kapatıldı. Araç trafiğine, yabancı araçların girişine izin verilmiyor. Polis önlemleri var. Yine konutta çalışanların hareketliliği de devam ediyor. Hemen arkamda Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı iken çizilen bir portresi var. Hemen altına da bir hatıra defteri konuldu. Gelen geçen taziyeye gelenlerin de anılarını yazmaları için. Şu anda gelişmeler Güneş Sokak'ta böyle. Biz yeni bir gelişme oldukça tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz de Deniz Zehre'ye döneceğiz. 1924'te bu arada Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı Demirel Ankara dışında defnedilecek. Böyle bir bilgi de var. 1924'te Isparta İslamköy'de doğdu. 1949'da Süleyman Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.
O dönemde Amerika'da eğitim alma fırsatı buldu, burslu. Kısa sürede Barajlar Dairesi Başkanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi. İlk siyasete giriş yılı 1962 idi. 1964'te de Adalet Partisi Adalet Partisi'ndeydi. 29. Koalisyon'da Başbakan Yardımcısıydı. 1965'te Genel Başkanlığı yaptığı Adalet Partisi'ne adeta şaha kaldırdı. 1969'da tek başına iktidar oldu. 1971 12 Mart muhtarasıydı. Demirel'in istifa ettiği dönemdi. 1975'te yine Demirel sahnedeydi. Milliyetçi Cephe Hükümeti'yle tekrar başbakan oldu. 1979'da yine ipi siyasette göğüsleyen isimdi Süleyman Demirel. 12 Eylül ise zincir bozan askeri tesislerinde tutuklu kaldığı dönemdi. Arka arkaya darbeler ve askeri muhtıraların geçtiği, görüldüğü bir siyasi yaşam bu. Ve 7 sene siyasetten men edildi. Şapkasını aldı, gitti yani. 1987'de geri döndü siyasete ve Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığı ile siyasete geri dönmüş oldu. 1991 yılında 49. hükümetin başbakanıydı Süleyman Demirel. Ve 1993'te Özal'ın da vefatıyla Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Az önce de söylediğim gibi 7 farklı hükümette 12 yıl başbakanlık yaptı. Türkiye'nin en genç başbakanı unvanına sahip, 41 yaşında başbakanlığa gelmişti çünkü Süleyman Demirel. Çobanlık yıllarında, çocukluk yıllarında çobanlık yaptığı için çoban sülüğüydü bir adı. İşte mühendislik başarıları nedeniyle barajlar kralıydı. Fötür şapkasıyla ünlüydü. Yine siyasete damgasını vuran, hala dilimizde dolaşan, en önemli sözlerin, akılda kalan sözlerin de sözleri sarf eden siyasetçiydi. Dolayısıyla çok uzun bir geçmiş, 91 yıllık yaşam, 40 yaşında daha genç başlamış bir siyasi yaşam söz konusu. Ve çok kısaca başlıklar halinde ben özetledim. Detayları, o siyasi dönemi çok da yakından takip eden Deniz'le de konuşmaya devam edelim. Deniz, günaydın. Günaydın Ebru. Bütün bu darbeler, belki siyasi zorluklar, belki yaşananlar dışında en büyük üzüntüsü de herhalde 2013'te çok sevdiği eşi Nazmiye Demirel'e son yolculuğunu uğurlamaktı. 2013'te kaybetti eşini. Onun öncesinde, biraz önce Özgen aktardı, kardeşini kaybetti. Dolayısıyla o süreçten sonra biraz daha rahatsızlığının ilerlediğine şahit olduk. 13 Mayıs'tan itibaren de Güven Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Dün anlatılana göre yemeğini yedi, gayet neşeliydi deniliyor. Ve gece de 02:05 sularında vefat ettiği haberini doktorlara açıkladı, duyurdu. Ben çok kısaca tabii başlıklar halinde yıllar itibariyle bir özet yaptım. Anlatılacak çok şey var. Sen ne dersin arkasından? İlk aklına ne gelir mesela? Ebru, ben yaklaşık 20 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bir bölümünde muhabir olarak görevim Cumhurbaşkanlığını takip etmekti ve Cumhurbaşkanı Demirel'e denk gelmişti o dönemde. Dolayısıyla kendisini çok yakından ve uzun bir dönem takip etme şansı bulmuştum. Bazen neredeyse günün 16 saatini Demirel'in peşinde geçirdiğimiz oluyordu. Öncelikle yakınlarına ve bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Benim aklımda kalan, en çok iz bırakan şey Demirel'in hoşgörüsüydü, gülümsemesiydi. Esprileriydi ve azmiydi. Yani özellikle bir dönem Türkiye'nin, işte Türk Cumhuriyeti'yle 1990'dan sonra Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız hale gelmesinden sonra o ülkelerle ilişki kurma amacıyla yaptıklarını hatırlıyorum. Bol bol Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelere seyahatler etmiştik. Orada o ülkelerin liderleriyle kurduğu diyaloglar gerçekten önemliydi. Merhum Haydar Aliyev'le mesela, hani Azerbaycan'la Türkiye'ye iki devlet bir millet yaklaşımı vardır. Demirel'le Haydar Aliyev de kardeş gibilerdi. Bütün bunlara bizzat şahit olma bir gazeteci açısından önemliydi benim açımdan. En son kendisiyle
Radikal Gazetesi'nin Ankara temsilcisiyken görüşmüştüm. Deniz Gezmişler'in asılması meselesinde niye bütün suçu bize yıkıyorlar demişti ve 271 kişinin o mecliste karar aldığını, onların da milleti temsil ettiğini anlatmıştı. Bunu yazdığım için yani Demirel Deniz Gezmişler'in asılmasını biraz millete bağladı diye bir yorum yaptığım için bana kızmıştı. Böyle bir hani son röportajımızdan sonra böyle bir gerilim de yaşamıştık. Ama sonradan tabii o biraz önce bahsettiğim hoşgörüsüyle o da çok uzun sürmemişti. Bunun gibi onlarca hatıra var. Tabii bizden daha deneyimli, daha eski gazeteci büyüklerimiz var. Örneğin Yavuz Donat var. Onlar herhalde Demirel'le anılarını önümüzdeki dönemlerde daha çok paylaşacaklardır. Benim aklıma o güzel, gülümseten ve akıllarda kalan sözleri geliyor. Seçim meydanlarında şapkasını bir seçmene kaptırmamak için verdiği mücadele geliyor. Mesela sen sık sık burada enflasyon konuştuğumuzda işte patlıcanı, domatesi vesaire konuşuyoruz. Demirel'de öyle bir özlü sözü vardı o zamanlar. Çok yankı yaratmıştı. Enflasyon düştü mü domatesten, patlıcandan çıktı mı benden biliyorlar demişti. Böyle yani gülümseyen, gülümseten ve siyasetin hakikaten duayeni olmuş bir isimden söz ediyoruz. Türkiye'de çok iz bıraktı. Aylin Cesur, ben Aylin Cesur'u tanıdığımda o da genç bir doktordu. O da Demirel'in yanında büyüdü. Yani yaklaşık 20 yıldır yanında yer aldı, yanında çalıştı. O da çok fedakar bir şekilde Demirel'in yanında kaldı. Demirel de gerçekten babası gibi sahip çıktı ona. Sabah buraya gelmeden önce izledim, babamı kaybettim dedi. Gerçekten doğru kurulmuş bir cümle. İslamköy'deki o külliyeyi yaptırmak, orayı açmak Demirel'in en büyük isteğiydi. Buna kavuştu. Yaşamını yitirmeden önce orayı tamamlayabildi. Bir demokrasi müzesi, cumhuriyet müzesi olarak Türkiye'de insanların ziyaret edebileceği ve Türkiye'nin demokrasi tarihini görebilecekleri bir mekan yarattı. O da çok önemli. Şimdi Nazmiye Hanım'ın yanına defnedilecek. Bir devlet töreni yapılacak Ankara'da. Daha sonra Isparta'ya, İslamköy'e gönderilecek cenazesi ve orada defnedilecek. Nazmiye Hanım'ı çok severdi. Yani bizim seyahatlerde dikkatimizi çok çekerdi. Nazmiye Hanım onun için, onun artık ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Ve Nazmiye Hanım'ın hasta olduğu dönemlerde gerçekten yani bir eş şefkatinin ötesinde kendi yarısına bakar gibi bakmıştı. Ben onları o dönemlere de gazeteci olarak tanıklık etmiştim. Gerçekten önemli bir siyasetçi, önemli bir isim, bir tarih. Bugün aramızdan ayrıldı bir kez daha. Şimdi Isparta İslamköy'de 1924'te doğmuş. Doğum tarihi 1924. 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oluyor. İslamköy'ün de ilk üniversitelisi aynı zamanda Süleyman Demirel. Böyle kayıtlara geçmiş. Henüz zaten mezun olmadan Nazmiye Demirel de Isparta'dan. Dolayısıyla aile büyüklerinin vesilesiyle evleniyorlar. Ve elektrik işleri etüt idaresinde çalışmaya başlayınca Amerika'ya gönderiliyor. Orada eğitim alıyor. Dolayısıyla 1953'te sulama elektrik teknolojileri ve baraj inşaatı doktorası yaptıktan sonra ülkeye dönüyor. Şimdi o tarihten sonra yine çok hızlı bir ilerleme söz konusu. 52'den 54'e kadar Seyhan Barajı inşaatı başladığında proje mühendisliği yapıyor. Genç, dinamik, zeki mühendis tabii o dönemde. Başbakan Adnan Menderes'in de dikkatini çekiyor. 1954'te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde Barajlar Dairesi Başkanlığı'na atanıyor. Daha sonra bir yıl sonra da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne tayin ediliyor. Ve 31 yaşında bütün bunlar oluyor.
Hani çok hızlı ve genç yaşta gelen başarılar ve ilerleyişler Türkiye'nin en genç müdürü unvanına da o dönemde sahip olmuş oluyor. Henüz 31 yaşında. Daha sonra yine bir burs kazanıyor. Eşiyle Amerika'ya gidiyor. 1960'lı yıllarda özel sektöre geçiyor ama burada siyasette yediği darbelerin ve bir soğumanın da etkisi var herhalde Amerika'ya gidişte. Belki ondan sen bahsedersin. Ve 62 yılında siyaset yine başlıyor ama o döneme kadar çok ciddi projelerde Keban Barajı, Boğaziçi Köprüsü, Ereğli Demir-Çelik işletmeleri büyük yatırımlara imza da atıyor. Dolayısıyla böyle bir siyasete girmeden önce bir başarı çizgisi var. Yani ilk üniversiteli olması, Amerika'da eğitim görmesi, büyük projelerin başında olması gibi bir yanı da var Süleyman Demirel'in. Hızlı bir ilerleyiş değil Doğrudur. Mi? Doğrudur. Yani bence barajlar kralı sözünü ünvanı buradan alıyor. Ünvanını hak edecek bir yaşamı olmuş. Zaten öne çıkmasının nedeni de o dönem tabii Türkiye açısından enerji ihtiyacı çok önemli ve enerji ihtiyacının karşılanmasında bu hidroelektrik santrallerin kurulması ciddi bir atılım sağlamış ve bunun mimarının da Demirel olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ebru, bir de şunları unutmamak lazım. Hep unutuyoruz. Özellikle AK Parti iktidarı döneminde kullanılan söylemlerden dolayı biraz geri plana itildi. Yani Türkiye'de kalkınma, işte tek parti iktidarı, işte %50'lik oy oranları vesaire AK Parti ile geldi gibi bir hava da oluştu ama Demirel'in geçmişine baktığında mesela sen biraz önce söyledin 62'de Genel İdare Kurulu üyesi olarak siyasete giriyor ve 64'te partisinin başına geçiyor. Daha sonra 65'te bir süre dışarıdan koalisyonda başbakan yardımcılığı yapıyor. 65'te 10 Ekim 1965'teki seçimlerde %53 oy alıyor. Doğru. Partisi. Yani bu muhteşem bir rakam. Hani bir sonraki seçimde %47 alıyor. Ama Demirel'lere siyaset yaptırılmıyor. Yani Demirel, Ecevit, işte Alparslan Türkeş bunların olduğu siyaset yaptığı dönemlerde asker, ordu her zaman siyasetin bir parçası ve orantısız güç kullanan bir parçası. O nedenle de Demirel'in o ünlü sözü vardır ya, şapkamı 6 kere aldım gittim, 7 kere döndüm sözü. En uzun sürede 80'den sonra. Gitmek zor. Evet, yani zorunda bırakılmış. Yani halkın tercihiyle vesaire değil, dışarıdan müdahalelerle, işte ordunun siyasete müdahaleleriyle siyaset dizayn edilmiş ve bütün o dönemin siyasetçileri, işte Ecevit de öyle merhum, Demirel de o müdahalelere rağmen siyaset yapmaya çalışmışlar. Demokrasiyi işletmeye çalışmışlar. Evet, bazen teslim olmuşlar baskıya, bazen bırakıp gitmek zorunda kalmışlar. Yani muhtıradan sonra mesela Demirel şapkasını aldı kaçtı diye eleştirilmişti. Ama her şekilde sivil siyasetin tekrar hayat bulması için gelip tekrar geri dönüp ellerini taşın altına sokmuşlar. Bütün zorluklara rağmen. Onun için Türkiye'de demokrasi denildiğinde akla gelen isimlerden biridir Demirel. Özal gibi, Ecevit gibi. Onların adını yad etmeden Türkiye'de demokrasiden bahsetmek gerçekten zor olur ama onların siyasi iktidarlarda olduğu dönemlerde de ne yazık ki işte biraz önce bahsettiğim işte asker vesayeti, derin devlet vesayeti gibi nedenlerle de Türkiye'de birçok antidemokratik de uygulama olmuş. Ve biraz önce söylediğim gibi bu uygulamalara bazen ortak olmak durumunda kalmışlar. Gönüllü ya da gönülsüz. Haliyle de kimse denklem dışında, perde gerisinde o olayların sorumlularını hatırlamamış. Hep siyasi arenadaki sivil sorumlulardan hesap sormuş. Yani bir takım antidemokratik uygulamaların da faturası onlara kesilmiş. Şimdi Türk siyasetinin hani biraz önce enflasyon düştüğünde domatesten çıktığında benden bilirler örneğindeki gibi
Türkiye'de demokrasi geliştiğinde herhangi bir şey yapılmazken olumsuzluklar yaşandığında siyasetçilerden bilinir. Ve onun faturası da onlara kesilir. Öyle bir dönem de yaşadılar. Sahneden çekildikten sonra da özellikle 2000'li yıllardan sonra onların sahnede olmadığı dönemde de çok yüklenildi. Geçmişte büyük hatalar yaptıklarını iddia ettiler. Geçmişte hiçbir şey yapılmadığını iddia ettiler. Biraz önce senin bile saydığın o kısa şeyde, yani Boğaz Köprüsü, Seyhan Barajı, Keban Barajı vesaire, bunlar bile o fabrikalar, işte Aylin Cesur bugün sabah açıklama yaparken işte içtiğiniz suda, okuduğunuz okulda, bu hastanelerde hepsinde izi var demişti. Bu izleri biraz vefasız bir şekilde son 10-15 yılda görmedik de, onlar hiç yaşamamış, onlar bunları hiç yapmamış gibi davrananlar da oldu. İşte örneğin AK Parti bir hani afiş yaptı, Türkiye'de demokrasinin mimarları diye. O afişte Özal yer aldı, Adnan Menderes yer aldı ama Demirel yer almadı mesela. Yani böyle bir vefasızlık da oldu. Ben çok uzatmayayım. Allah rahmet etsin tekrar. Herkesin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye demokrasisi, Türkiye Cumhuriyeti önemli bir bireyini kaybetti. Özal Cumhurbaşkanı seçildiğinde Demirel bir öğretmen çocuğunun Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelmesinin Cumhuriyet'in mucizesi olduğunu söylemişti. Aynı şeyi onun için de söyleyebiliriz. Senin biraz önce atıfta bulunduğun o çoban sülü ifadesinden yola çıkarak, evet, bir İslam köyde doğan ve orada ilkokulu okurken çobanlık yapan bir çocuğun devletin zirvesine çıkması da bu Cumhuriyet'in bir mucizesidir. İşte bir Karadenizli bir tekne yapımcısının çocuğunun Cumhurbaşkanı olması da mucizedir. Kayserili bir torna ustasının çocuğunun Cumhurbaşkanı olması da Cumhuriyet'in mucizesidir. Bu isimler bize demokrasinin ve Cumhuriyet'in hayatımızdaki önemini, doğru kullanıldığında yarattığı fırsat eşitliğini gösteren isimlerdir. O nedenle de hani Demirel deyince benim aklıma Cumhuriyet geliyor doğrusunu istersen. Ben tabii 80 döneminde siyasi yasaklı hale geldi Süleyman Demirel. 87 yılında tekrar halk oylamasıyla siyasete geri dönmesi mümkün oldu. Ve 9. Cumhurbaşkanlığına kadar geldi ve o görevi de tamamladı. O sürece tanıklık etme imkanım oldu. Mesela bugün, dün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı. İlk 3'te 2 tane otomotiv şirketi var. İlk 3'teki şirketlerden biri için gerekirse o yatırım için Çankaya Köşkü'nün arsasını, Çankaya Köşkü'nü açarım veririm diyen de Süleyman Demirel'di. Dolayısıyla o yatırım, Arge yatırımları bugün o bahsettiği yatırımın Türkiye'nin en büyük ikinci şirketi olmasını sağladı. Dolayısıyla hani ekonomi, yatırımlar derken bunları da göz ardı etmemek lazım ama işte 71 mesela 27 Mayıs darbesinin üzerinden 6 yıl geçince Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı Cumhurbaşkanlığına aday gösteriyor. Yine 80 darbesini yaşıyor. Askeri muhtırayla arada yine 1971 12 Mart muhtırasıyla askeri darbeyi yaşıyor. Dolayısıyla senin anlattıklarının özeti aslında askeri darbelerle geçmiş, siyasi yasaklı olarak geçmiş, belki de hapishanelerde geçmiş bir siyasi yaşamı da bu kadar başarının içinde anlatıyor. Sen biraz önce dedin ya, hani akıllarda akıllardan silinmeyen sözleri vardı, farklı bir kişiliği vardı ve hoşgörüsü vardı diye. Bizim arkadaşlarımız da hem siyasi yaşamını, hayatını anlatan haberler, paketler hazırladı. Hem de o renkli kişiliğinden yansıyanları aktardılar. İstersen birlikte bir izleyelim. Öyle veda edelim biz de seninle Süleyman Demirel'e. Süleyman hep başbakan, hep başbakan, hep Süleyman, hep Süleyman, hep başbakan, hep başbakan, hep Süleyman. Fötü şapka deyince akla gelen ilk isim de Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Şapkasız evinden çıkmaz, mitinglerde mutlaka şapkasını sallayarak halkı selamlardı. Hatta kimselere vermezdi.
Memnun oldum. Sağ ol. Baba, şu yaptı eve. Ne oldu? Bırak, 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 ne diyeceklerdir? Benim şapkaya laf atacaklardır buna. Politikası, hayatı, ailesiyle olduğu kadar incileriyle de ünlüydü. 70'li 80'li yıllarda sarf ettiği birçok cümle aradan geçen yıllara rağmen hafızalarda. Öğrenci protestoları karşısında söylediği yollar yürümekle aşınmaz. 1980 öncesi yaşanan olaylar sırasında söylediği bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz sözü. Dün dündür, bugün bugündür nitelemesi bunlardan sadece bazıları. Anlaşmaların gösterdiği karasuların neyse odur. Karasuların dışındaki deniz açık denizdir derken biz Yunanistan'ın gölü değildir demek istiyoruz. Binaenle bu denizde başka bir memleket gelse, araştırma yapsa Yunanistan'ın buna ne diyeceği olur? Veya başka bir memleket gelse, balık tutsa Yunanistan'ın buna ne diyeceği olur? İlk sanyolsuzluğu ortaya çıktığında parayı verdimse ben verdim ne olmuş sözü Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra 28 Şubat darbeleri araştırma komisyonuna söylediği dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumaz iz bırakan sözleri arasında yerini aldı. Ne zam mı yapmışız ki? Zammın bizimle ne alakası var? 19.200 metre ne zam mı yapsın? Yani eğer zammın hoş bir şey olmadığını, kimseyi sevindirmediğini biz bilmiyor muyuz? Öyleyse popülaritemizi kaybetmek için durup durduğumuz yerde zam yapacak kadar bizi akılsız mı sanıyorsunuz? Zaman zaman dengesini kaybetti, yürekleri ağza getirdi. Hepinize sevgiler sunuyorum. Bazen de komik açıklamalara imza attı. Zam biz yapmadık, zam İki ay evvel yapılacak şekilde konmuş duruyor. Seçim geçsin yapmayalım demişler. Ve bizim önümüze geldi. Biz de düşündük taşındık. Baktık çektik. Yapacak başka bir şey yok. Biz bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük. Baktık oturamadık. Üstünde civciv çıkacak çünkü. Demirel 1973-1975 yılları arasında ana muhalefet lideriydi. 1973 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'la gizlice görüştü. Ama görüşmeyi inkar etti. TRT ertesi gün Sancar'a dayanarak görüşmeyi duyurunca uzatılan mikrofonlara şu sözleri sarf etti. Dün dündür, bugün de bugün. Türk siyasi tarihinin meşhur ifadeleri arasına girdi bu cümlesi. Şu anda düşünmüyorum hiç olmazsa. Bakın bunlar saat başı değişen olaylardır. Ondan sonra ben yarın fikir değiştiririm. Siz bana dönersiniz dün gündür, bugün bugündür dersiniz. Saat başı değişen olaylardır. Ben ne diyorum? Şu anda düşünmüyorum. Barajlar Kralı ve Morrison Süleyman lakabıyla da anılan Demirel'in çocuğu yoktu ama o bir babaydı. Türk siyasetinin babası. 1970'lerde bir miting sırasında vatandaşın biri kurtar bizi baba diye bağırınca siyaset dünyasının babası oluverdi Demirel. Üç tane kayık geçiyor ya kenardan. Kayıkçılar var bağırıyorlar baba hoş geldin filan diyor. Antalya'ya vardık bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik burada da babayı bulduk. 2007 yılına gelindiğinde hem baba hem Zenit Süleyman'dı. Deniz Baykal Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 2007 yılında Demirel'i ziyareti sırasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını teklif etmiş. Demirel ise teklife sıcak baktığını şu şekilde ifade etmişti. 80 yaşındayım ama kafam hala Zenit marka saat gibi çalışır. Bu sözü üstüne artık Zenit Süleyman olarak anılmaya başlandı. Hafızası da bir o kadar iyiydi. Ziyaret ettiği köylerdeki muhtarların adını da bilirdi. 20 sene önce nereye kaç tane ağaç diktiğini de. Fıkraları vardı bir de. Sık sık konuşmalarının arasına durumu daha iyi anlatmak için fıkra sokardı. Hep söylendiği gibi güldürürken düşündürürdü. Siyasi hayatında ne kadar sert açıklaması varsa ev hayatında tam tersiydi baba Süleyman. Eşi Nazmiye Hanım'a duyduğu aşka herkes tarafından bilinirdi. 65 yıl aynı yastığa baş koydular. Nazmiye Hanım 2013 yılında hayata ve Demirel'e veda etti. Hep birliktelerdi. Yemeklerini çok severdi eşinin, en çok da pilavını. En renkli seçim şarkıları ve klipleri hep ona yapıldı. Aktif siyasi hayatının ardından
Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlayıp kendisiyle özdeşleşen Güneş Sokak'taki evine yerleştiğinde ne yapacağını soranlara yine kendine has üslubuyla cevap verdi. Tavuklara bakacak değilim herhalde. Ben kendime yapacak iş bulurum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Deniz, ekleyeceğim bir şey yoksa son 5 dakikada bir gündem turu yapalım mı? Olur Ebru. Yani arkadaşlar çok güzel derlemişler. Aynen, üstüne de hani çok konuşacak bir şey yok. Çok güzel hazırlanmış gerçekten. Demireli çok iyi anlatmış ve bir özetini hayatının gülen tarafını da bir miktar vermiş. O hoşgörüsünü de aslında yansıtmış. Çok fazla tabii hazırlık var, çok fazla paket var. Siyasi yaşamın her bir noktası var. Gün boyu zaten arkadaşların konuklarıyla sizlere aktarmaya devam edecekler. Dün iş dünyası hem Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ve 8 sivil toplum kuruluşunu, işte HAKİŞ, Memursen, KamuSen gibi kuruluşların başkanlarını ağırladı. Ortak açıklamayı 8 başkan adına TOP yaptı. Rifat Hisarcıklıoğlu TOP başkanı yaptı. TÜSİAD da CHP ve MHP ile görüştü. Bugün de Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelecek. Erken seçim çözüm değil. Dolayısıyla sandıktan uzlaşma çıktı. Uzlaşarak bir hükümet kurulsun çağrısının iş dünyası tarafından ortak bir çağrı olduğunu anlıyorum. Başbakanın mesajları da milletvekillerine ilginç. Hesaplaşmaya da helalleşmeye de hazırız. Cumhurbaşkanlığı makamını tartıştırmayız. Yumrukları baltalara bırakıp gelin hükümeti kuralım mesajı veriyor. Evet. Ebru, hani burada sürekli tekrarlıyorum, Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'na resmen görevi verinceye kadar bu tür açıklamaları duyacağız. Ama dün ortaya çıkan tablo şu: Türkiye'de iş dünyası bir erken seçimin çok da faydalı olmayacağı görüşüne sahip ve bunu Ankara'daki siyasi parti liderlerine açık bir şekilde ifade ediyorlar. Yani dün Hisarcıklıoğlu'nun Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nın ortaya koyduğu tavır çok net. Bir seçime gidilmesin diyor. TÜSİAD'ın yaklaşımı da benzer şekilde, yani evet, farklı sözcüklerle ifade edilmiş olabilir ama onlar da aynı beklenti içinde. Şu anda özellikle de AK Parti, MHP ve CHP'nin önünde bir koalisyon kurulması seçeneği var. Onlar da birbirlerine karşı mümkün olduğu kadar ellerini yukarıda tutmaya çalışıyorlar ki koalisyon pazarlığı başladığında daha çok bakanlık, daha çok icracı bakanlık almak istiyorlar. İşte meclis başkanlığı kimde kalacak, onu o konuda bir sonuç almak istiyorlar. Böyle bir durum var. Yani AK Parti %40 küsür oyla, %41 civarında oyla, evet, 258 milletvekiliyle masaya oturuyor. CHP işte 130 milletvekiliyle oturuyor. İşte MHP'nin 80 milletvekili var. Bunlarla hani bir normal aritmetik hesap yapıp ona göre bir koalisyon çıkarmak da mümkün. Ama bu partiler stratejik açıdan konumlarının önemini öne çıkararak biraz daha fazla koalisyonda pay kapmaya çalışıyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 3 aşağı 5 yukarıda tablo netleşmiş durumda. Yani AK Parti'nin koalisyon hükümeti kurma ihtimali şu anda daha yüksek görünüyor. Ama AK Parti'de şu anda CHP mi MHP mi konusunda net bir yanıt yok. CHP'yi isteyenlerin sayısı daha fazla. Ama CHP'de işte parti içi disiplin olmayabilir. Dolayısıyla istikrarlı bir koalisyon kuramayabiliriz endişesi de hakim AK Parti'de. MHP ile daha uyumlu oluruz diyenler de var ama iki partinin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konusundaki tavrı AK Parti'yi de kara kara düşündürüyor. Bu arada tabii buradan bu kırmızı çizgiler nedeniyle buradan bir koalisyon çıkmaz diyenler de bir an önce bir seçime gidileceği görüşünü savunuyorlar. Bazıları bunu bir kaygı olarak taşıyorlar. İstemedikleri halde gidecekleri, gitmek zorunda kalacaklarını ifade, evet, ediyorlar. Tablo böyle. Yani 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'de seçim sonrası geldiğimiz noktada siyasi tablo böyle.
TÜSİAD da MHP'ye çözüm süreci önemli bir açılım mesajı vermiş. Devlet Bahçeli'nin yanıtının buyursun o zaman 3 parti koalisyonu kursun cevabı verdiği de aktarılan dün yaptığımız haberlerde yer alan açıklamalar arasındaydı. Mursi'ye idam kararı, biz hani çok hani kısa kısa gitmek zorundayız, birer cümle hani bitiriyoruz çünkü Deniz. Erdoğan'dan dünyaya çağrı geldi, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geri alın bu kararı diye. Casusluktan müebbet hapishane baskınından da idam cezası onaylandı Mursi'ye. Büyük bir haksızlık tabii. Yani bir cumhurbaşkanının, seçilmiş bir insanın darbeciler tarafından tutuklanması ve yani hiçbir şey eline hani silah almadığı halde bu tür ağır cezalarla karşılaşmış olması siyasi bir karardır. Yani arkasında duramayacakları, izah edemeyecekleri orantısız bir siyasi karardır. Herhalde uluslararası baskı oluşursa geri adım atılır diye düşünüyorum ben. Sınırda Halep, Tel Aviv, Taseki, orada PYD bayrakları var ve bir koridor oluşmuş durumda. IŞİD yenilgisi kısa vadede olumlu ama Kürtlerin kritik koridoru ele geçirmesi uzun vadede sorunlu görünüyor Türkiye tarafından. Bugün senin kaleme aldığın bir analiz. Ayrıntılı olarak Hürriyet Gazetesi'nde senin kaleminden okuyabilir izleyicilerimiz. 23 bin kişi geldi. Son göç dalgasında gelenlerin sayısı 23 bini aştı. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı İbrahim Yılmaz inceleme yaptı sınırda. O göç devam ediyor. Vali Küçük teslim olan iki IŞİD üyesi tutuklandı dedi ama Şanlıurfa valisine sorulan sorular biraz kendisini kızdırdığı için 4 gazeteciyi talimatla, gözaltına alın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'ne 4 gazetecinin götürüldüğünü gördük. Soruyu beğenmeyince gözaltına alınacağız herhalde artık. Evet. Yani gazetecilik örgütleri bir araya gelsin. Bugün Sayın Valinin beğeneceği türden sorular hazırlasınlar. Bence de. Evet. Yani Sayın Valimize ne soralım diye de biz onu önceden soralım. Desturunu alalım. Ona göre gazetecilik yapalım. Yani neresinden tutarsan elimizde kalıyor. İç, yani tasvip edilmesi bir yana üzerinde durup konuşulması bile zul olan bir tavır bu. Yani bir mülki amirin gazetecileri bu muamelesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben gazeteci olarak kınıyorum. Yani keyfi bir şey. Alın onları ifadesi bir mülki amirin yetkisini suistimal ettiğinin tek göstergesidir. Hiçbir mülki amir alın onları ifadesini kullanmaz. Neye göre alıyorsunuz? Hangi ceza yasasına göre alıyorsunuz? Hangi suça göre alıyorsunuz? Yani bu yanlış emir. Yani hukukta öyle bir şey var. Kuralsız emir. Ve o kuralsız emiri de ne yazık ki polisler yerine getirmiş. Meslektaşlarımız da bir süre göz altında kalmışlar. Acı bir durum. İşte bir yerlerden demek ki bu kadar rahatlıkla söylenebiliyorsa böyle bir rahatlıkta var oluyor, oluşuyor, gelişiyor. Şimdi son bir görüntüyle tamamlayacağım. Hani birazcık tebessüm ettirebilir belki. Tebessüm ettirebilir mi onu da bilmiyorum. Edemeyebilirsiniz tabii. Yozgat Belediyesi protesto ediyor. Çekirdek kabuklarını toplamıyor Deniz. Bugün Posta'nın manşetinde var, dün de haberlerde vardı. Böyle bir çekirdek yığınları halinde 10 gündür insanlara bu gösteriliyor. Diyorlar ki çekirdekleri böyle atıyorsunuz, yetişemiyoruz. Niye yapıyorsunuz? Böyle bırakmışlar böyle, toplamıyorlar, protesto ediyorlar Yozgat Belediyesi. Atmayın bu çekirdekleri diye. Bakın yaz geliyor, yapmayın, biz de temizliğe katkıda bulunalım. Çekirdekleri bir torbaya, kabuklarını koyalım, ne yapalım? Temizlenir herhalde Deniz. Vallahi kirleten temizlesin Ebru. Bence de kirleten temizlesin. Ama burada tuhaf olan ne biliyor musun? Yani bunun temizlenmediği halde insanların yiyip çekirdeğin kabuğunu atmaya devam ediyor. Yani protesto olarak algılanmıyor. Yani. Rağmen onlar da protesto edip kabukları atmaya devam etmişler. İnşallah çekirdek dağcıkları oluşmaz Yozgat'ta diyelim ve kısa bir araya gidelim. Ek
ekonomiden bir hatırlatmayla tamamlayalım. Siyasi gelişmeler izleniyor. Belirsizlik bitsin. Bir an önce hükümet kurulsun. Ekonomi yönetimi belli olsun. İş dünyasının ve piyasaların beklentisi bu. Sandıktan çıkan mesaj iyi okunsun. Ve dış gündem tabii ki çok önemli. Bugün, dün başlayan FED toplantısı bugün sona erecek. Ve FED önümüzdeki döneme ilişkin faiz artışı sinyali verecek mi? Ekonomiye dair nasıl notlar aktaracak? Bu yakından izlenecek. Piyasaların gündeminde diyerek noktalayalım. Yarın görüşmek üzere.